Arkadaşlar merhaba. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Arkadaşlar, bu videomda özel bir konuyu ele almayacağım. Sadece şu manzara, şu görüntü çok hoşuma gittiği için bu videoyu çekiyorum. Bu çiftin altında iki adet yavru var arkadaşlar. Çok böyle dikkatli dinlediğinizde yavruların sesleri böyle minik minik cıvıldamaları duyuluyor. Belki videoda da bu belli olabilir, bilmiyorum. Dişi daim olarak üzerlerine yatıyor arkadaşlar. Arada beslenme için kalkıyor ama çoğunlukla erkek onu besliyor yuvada. O da erkeğin kendisine verdiği mamaları yavrularına aktarıyor. Ama arada böyle erkek de dişinin yavrularla olan böyle iletişimini, ilişkisini herhalde kıskanıyor ki ya da böyle özeniyor ki arada gelip arkadaşlar böyle yuvada onun yanında duruyor. Daha önce genelde gördüğümde yuvanın kenarında tünüyordu arkadaşlar ama bu sefer böyle ilk kez yuvanın içinde gördüm ikisini de. Şu görüntü bana çok sempatik geldi. Bilmiyorum size de öyle gelir mi? Böyle anne baba yanlarında böyle çocukları, bebekleri gibi bir görüntü oldu. Böyle bir yan yana poz veriyorlar gibi sanki. Çok hoşuma gitti bu manzara. Bunu çekeyim böyle, bunu video haline getireyim dedim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle arkadaşlar dikkatli bakılırsa yuvalığın o altındaki o açık kısımlardan yavruların minik minik böyle hareketleri de görülebilir. Yavrular 4-5 günlük oldu arkadaşlar. Aralarında bir gün bir fark var iki yavrunun. Bir gün arayla çıktılar. Bakın. Yavrular altta şu anda çok daha net belli oluyor. Dünden beri havada biraz serin arkadaşlar. O yüzden yavrular iyice annenin böyle altına sokulmuşlar. İyice böyle tüylerin arasına girmişler. O vaziyette duruyorlar. Havalar böyle daha sıcak gittiği zaman böyle yapmıyorlar arkadaşlar. Hemen böyle sağdan soldan kafalarını çıkarıyorlar. Etrafa bakmaya çalışıyorlar. Yuvanın içinde daha serbestçe hareket etme eğiliminde oluyorlar. Ama dünden beri biraz yağmur falan da yağdı arkadaşlar. Bugün de sabahtan beri burada hava biraz serin. Sanki onlar da böyle battaniyenin altına girmiş çocuklar gibi arkadaşlar. Böyle annenin altına iyice sokulmuş vaziyetteler. Şimdi anne beslemeye de başladı onları. Arada arkadaşlar kamerayı hareket ettirince odağı bozuluyor biraz. Şu anda da tam besleme esnasında odak bozuldu. Şimdi daha iyiyiz umarım.
Evet, bakın aradan görünüyor arkadaşlar. Yavrunun biri kafayı çıkardı. Anne de onu besliyor. Arkadaşlar çok uysal kuşlar. İnsana da alışkınlar. O yüzden böyle ben çok yanlarına yaklaşsam da, çok yakın çekim yapsam da arkadaşlar hiç rahatsız olmuyorlar. Çok böyle ani bir hareket yapmadıkça benim varlığımdan çok rahatsız olmuyorlar. Kafes yetiştirmesi kuşlar oldukları için sürekli insanlarla iç içe büyüyorlar. O yüzden arkadaşlar bize alışkınlar. Bakın şimdi yavrular nasıl hareketli görüyorsunuz. Arkadaşlar büyüdükçe artık yavrular daha da böyle hareketleniyorlar. Arada kafalarını uzattıklarında anne de onları besliyor. Sağdaki yavru biraz açıkladı. Bakın nasıl annesinin altına sokuluyor. Böyle yataklı battaniyenin altında saklanan çocuklar gibi. Arkadaşlar böyle kuşlarınızdan yavru olmak, yavru almak çok güzel bir duygu. Özenen, arzu eden herkese Allah nasip etsin diyorum. Onları böyle gelişimlerini görmek, onların böyle yumurtadan çıktığı andan itibaren an be an bütün gelişimlerini izlemek, gözlemlemek arkadaşlar çok keyif verici. Ben bundan çok büyük keyif alıyorum. Eminim birçok kuş sever de benimle aynı duyguları paylaşıyordur. Evet, anne yuvadan kalktı. Şöyle biraz gezinti yapacak sanırım kafesin içinde. Evet. Anne de kalkınca arkadaşlar yavrular kafaları çıkardı. Şimdi erkek biraz besleyebilir onları. Evet. Şimdi erkek besliyor. Arkadaşlar, bu videomuz bu kadar olsun. Sanırım böyle tatlı bir video oldu bu. Siz de umarım arkadaşlar beğenerek izlersiniz. Şöyle en son bir yavru da yukarıdan göstermeye çalışayım. Evet arkadaşlar, böyle birbirlerine koyun koyuna sokulmuş yatıyorlar. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben çok keyifle çektim bu videoyu. Siz de umarım aynı keyifle izlersiniz arkadaşlar. Hoşça kalın.